Şimdi Denizli'li Çamil ilçesinde seracılık konusuyla Ziraat Yüksek Mühendisi Güler Çimen'i sahneye davet etmek istiyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İl Müdürüm ve çok değerli katılımcılar. Ben de Tarım Orman İl Müdürlüğümüz bünyesinde yaptığımız çalışmalar ve tespitlere dayalı olarak Çamil'in de seracılık konusunda bilgi aktarmak istiyorum sizlere. Şimdi Çamelin'deki seracılık yayla seracılığı. Yayla seracılığı ülkemizde 600 metre ve üstü yerleşim alanları civarında Nisan-Kasım döneminde geleneksel seralarda 7-8 aylık bir periyotta ısıtmasız olarak yapılan bir yetiştiricilik. Piyasaya sürülen ürünler bazı ara dönemlere denk geldiği için piyasada daha uzun dönemde daha fazla ürün bulunmasına katkıda bulunmaktadır yayla seracılığı. Ayrıca sera ürünleri açık alan ürünlerine göre daha kalitelidir, albenisi yüksektir. Ve son yıllarda küresel ısınma sebebiyle sahillerde sıcaklık yükseldikçe yaylalara doğru bitkisel üretimin kaydığını da görmekteyiz. Bu yayla seracılığı Isparta ilinde, Antalya, Elmalı, Korkuteli ilçelerinde, Burdur, Çaldır, Gölhisar, Söğüt ilçelerinde daha önce başlamış. Bu ilçeler, bu iller Denizli'ye örnek teşkil etmiştir. Denizli ilinde ise yayla seracılığı 2013 yılından itibaren gelişmeye başlamış. İlk gelişmeler Çamelin'de görülmüştür. Bundan sonra da 2015-16 yıllarından itibaren Denizli'nin diğer ilçelerine de yayılmıştır. Bugün 11 ilçemizde yayla serasını görebiliyoruz Denizli'de. Çameli Akdeniz bölgesi sınırları içinde bir ilçemiz. Dalaman Çayı yukarı havzası ve Batı Toroslar'da Teke Platosu üzerinde bir yayla. Yayla seracılığı içinde ekolojik avantajlara sahip, 750 metre ile 2313 metre rakıma ulaşılabiliyor. Yaz ayları serin geçiyor. Kuytu alanlar var, yüksek dağlar, engebeli vadiler arasında. Toprak yapısı ve sulama imkanları yönünden de yayla seracılığına elverişli bir bölge. Ve şu anda da mevcut seralar oldukça az, çok daha fazla potansiyel arz eden bir ilçemiz. Seracılığın bir bölgede gelişebilmesi için bu işi bilen üreticilerin olması çok önemli. Seracılık ülkemizde sahil kesimlerinde başlamış ve diğer bölgelere oralardan yayılmıştır. Çameli halkı ise eskiden beri sahil ile bağlantılı yaşamıştır. Tarihte Fethiye'den İskenderiye'ye odun ticareti yapılmış ve bunların Dalaman Çayı yoluyla Çamelin'den yapıldığı bilgileri var. Hayvancılıkla uğraşan kişiler yayla kışlak hayatı gereği yazın Çameli, kışın Dalaman'da yaşamışlar. İlçede sanayi kuruluşları olmadığı için halk mevsimlik işçi olarak sahil kesimlerine sera, narenciye, pamuk işçiliğine gitmiş ve 90'lı yıllardan beri de Çameli'nin bütün mahallelerinden Antalya, Fethiye gibi bölgelere mevsimlik sera işçisi olarak halk giderek çalışmış. Burada genellikle emeği karşılığı ortakçılık yaparak çalışmış. Bu çalışma yöntemiyle seracılığı da çok iyi öğrenmiş. Kendi memleketine gelerek serasını kurmuştur. İlk seralar yayla seracılığı başlamadan önce de Çamelin'de bir faaliyet görülmüş. 1996 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın desteği olmuş. Bazı mahallelerde 40 adet 400'er metrelik seralar kurulmuş. Hıyar ve domates yetiştirilmiş. 2002 yılında tekrar bir Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı desteği var. O zaman da 8 adet 500'er metrekarelik seralar kurulmuş. Yine domates ve hıyar yetiştirilmiş.
Söz konusu seralar günümüzde mevcudiyetini devam ettirmemiş durumdadır. Yayla seracılığımız için ise 2013 yılından itibaren gelişim göstermiş. Günümüzde Denizli ilinde sektörün en iyi geliştiği yer Çameli'dir. 2022 yılı itibariyle 141 işletmede 500 dekar sera alanı Çameli'nde mevcuttur. Seralarda genellikle aile fertlerinin çalışmasıyla üretim yapılmaktadır. Sektörde en az 500 kişi istihdam edilmektedir. Ürünler genellikle il içine ve komşu illere pazarlanmaktadır. 2021 yılı verilerinde ilçe ekonomisine 25-30 milyon lira katkı sağlandığını gördük. Seralar Çameli'nin hemen hemen her mahallesine yayılmış durumda. Burada 23 mahallede seraların var olduğunu biliyoruz. Bu seralarda domates başta olmak üzere biber, hıyar, kesme karanfil yetiştiriciliği ön planda yapılmaktadır. Domates hepsinden daha fazla miktarda yetiştirilmektedir. Yetiştirilen domates çeşitlerine göz atacak olursak, genellikle yayla seralarında Tori çeşidiyle başlamış yetiştiricilik, sonra Kınalı, Alberti, Tahibir, Fulya çeşitleri yetiştirilmiş. Hatta Kınalı çeşidimiz Çameli Kınalısı olarak isim yapmış durumdadır. Köy tipi salkım çeşitlere gelince de Kuzeyköy çeşidi, Usta pembe çeşidi, Gülköy çeşidi gibi çeşitler yetiştirilmiştir. Çeri çeşitlerinden Şölen çeşidi yine Çameli'nde yetiştirilmiştir. Son 1-2 senedir daha iyi fiyata satılması nedeniyle köy tipi salkım çeşitlere ve çeri çeşitlerine ilgi artmaktadır. Üreticilerimiz Şubat ve Mart aylarında yeni üretim sezonu işlemlerine başlamaktadırlar. Genellikle Antalya'dan fide firmalarından fidelerini temin etmektedirler. Daha sonra yetiştiricilik ve bakım işlemleri ile sezon çalışmalarını sürdürmektedirler. Nisan ayında dikilen domatesler iklim şartlarına bağlı olarak genellikle Haziran ortasından itibaren hasat edilmeye başlamaktadır. İlk donlar vuruncaya kadar hasat devam etmektedir. Dekara 20-25 ton domates alınmaktadır 7 aylık bir süreçte. Yetiştiricilik konusunda da halkımız, Çameli halkı bilinçlidir. Domateslerin döllenmesi bambu sarıları ile sağlanmaktadır. Sulama ve gübreleme işlemi fertigasyon yöntemiyle yapılmaktadır. Seralarda sıcaklık ve nem takipleri yapılmaktadır. Tüm seralarda biyoteknik mücadele yöntemleri uygulanmaktadır. Biyoteknik mücadele kısaca ne olduğunu söylememiz gerekiyorsa, zararlı organizmalarla pestisit kullanmadan mücadele etme yöntemidir. Bu yöntemde görsel sarı, mavi, siyah yapışkan tuzaklar ve cezbedici feromonlar kullanılmaktadır. Bu fotoğraflarda da domates küvesi ve trips gibi zararlılarla biyoteknik mücadele yapıldığını görmekteyiz. 2010 yılından itibaren bakanlığımızca bu mücadele yöntemi desteklenmektedir. Son 2 yıldır Çameli seralarında sulama için güneş enerjisi kullanımı da yavaş yavaş artmaktadır. Burada üretici serasının elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden kullanmaktadır. Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerimizce seracılık faaliyetleri konusunda yaptığımız çalışmalardan da biraz söz etmek isterim. Üretimler takip edilerek
yetiştirme teknikleri konusunda üreticiler bilgilendirilmektedir. Survey dediğimiz hastalık ve zararlı taraması yapılarak hastalık ve zararların tanınması, mücadelesi konusunda üreticiler uyarılmakta, güncel mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirilmektedir. Karantina etmeli dediğimiz yöremizde bulunmayan ya da belli yörelerde bulunup yaygın olmayan zararlı organizmalara rastlanıp rastlanmadığı konusunda takiplerimizi titizce yürütmekteyiz. Öyle bir durumla karşılaştığımızda imha, dezenfeksiyon işlemlerini yapmaktayız. Ve üreticilerimizin entegre mücadele yöntemleri uygulaması konusunda özellikle izlemekteyiz. Biyoteknik mücadelenin desteklenmesi amaçlı projelerimiz oldu. Kaynaklar çerçevesinde zaman zaman yapabiliyoruz biz bu projeleri. Üreticilerimize feromonlar ve görsel sarı yapışkan tuzaklar dağıtıyoruz. Burada en önemli konu yine biyoteknik mücadeleyi desteklemekte. Pestisit kalıntısını ürünlerde azaltma gibi bir avantajı olduğu için önemsiyoruz biyoteknik mücadeleyi. Çamelinde de diğer bölgelerimizde de yayla seracılığı sektörünün gelişme hızını domates fiyatları ve üretim maliyetleri arasındaki denge etkilemektedir. Çamelinde yetiştirilen ürünlerin pazarlanması için 2017 yılında ve 2022 yıllarında festivaller düzenlenmiştir. Zaman zaman ihracat denemelerinde bulunulmuştur bölgede. Zincir marketlere ürün temin eden büyük tedarik firmaları ile anlaşma sağlanarak ürünler pazarlanabilmiştir. Alıcı firmalar ve özellikle sahillerden gelen pazarcılar ürünleri yerinde almaktadır. Bazı üreticiler ise Gölhisar ve Söğüt gibi yakın ilçelere götürerek alıcı firmalara ürününü teslim etmektedirler. O yakın ilçelerimizde pazar alım-satım yönünden daha hareketlidir Çamelin'e göre. Çamelin'de seracılığın devam etmesi için potansiyelin var olduğunu ilk sayfalardaki sunumlarımda da bahsettim. Burada üreticilerin dikkat etmesi gereken en önemli husus seraların teknik özelliklerinin doğru imal edilmesidir. Yine burada da fiyat konusu üreticilerimizi etkilemektedir. Bu seralarımızda çift kapı, sık tül ve 3 metre oluk altı yüksekliğini mutlaka bu özelliklerin bulunmasında fayda var. Bundan farklı şekilde kurulduğu zaman seralarımız bu bize hastalık ve zararlı mücadelesinde artış olarak önümüze çıkabiliyor. İstenilen standartlarda bir seranın şu dönemde 2022 Temmuz ayı fiyatlarına göre arsa payı hariç kurulumu yaklaşık 250 bin Türk lirası dekar civarındadır. İlçede var olan seracılık potansiyelinin kullanılabilmesi için Çamelin sera ürünlerinin pazarlanması konusunda çalışmalar yapılarak seracılık geliştirilmelidir. 3 dekar sera bir ailenin geçim kaynağıdır. Çamelin halkının seralarda vazgeçemediği bir özelliği de burada paylaşmak istedim sizinle. Seralarında genellikle nazarlık bulundururlar. Bu da onların yaşayacakları olumsuzluklara karşı aldıkları bir tedbir olarak yorumlanabilir. Ve halk gelenekleriyle yaşayan bir halktır, Çamelin halkı. Ayrıca seracılık konusunda da üreticiler gerçekten Denizli ilindeki diğer üreticilere göre bir adım öndedir.
Benim aktarmak istediklerim bunlar.